İkizler Ucu'ya siktir edildim. Ben konuşmadım. Oh siktir. Lan ne yapıyorsun? Delirttin lan beni. Şah! Kediyi bir kere öpebilir misin? Gelirse öperim. Geldi lan. Thank you. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yârim. Dur dur, şaka yapıyordum. Abi sen sigarayı bırak, ben de bırakacağım. Dur, onu da yapacağım. O da var sırada. İşte aç plebleri açsana be. Hiçbir şey çaktırmayın bakayım. Aleykümselam, aleykümselam. Yok yok, sizi açtığım için çaktırmayın demedim. Oğlum ben bu reklam çalışmıyor demek ya. Aa bant da çıktı, çok iyi lan. Bu lazımdı, şu motoru atıyorum. Buna ihtiyacımız yok. Şurayı tam dizdik mi süper olacak. Adaya deniz feneri yapsana. Gözüküyor mu öyle yaptığımız zaman lan? Şuna da ihtiyacımız yok. At gene motoru. Başka ne var burada? Deri lazım olur. Dursun. Şu da dursun. Adaya dizeriz onu. Boş, 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 boş. Tamam. Yardırıyorum babaliler. At. 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 Ondan var mıydı lan bizde? Bu da burada dursun. Şunu da şuraya bırakalım. Pikekslik işimiz yok. Bunu da bırak. İki tane almışız. Hadi bakalım. Bana en uzun ağacını ver baba. En uzun ağacın hangisi? Şunlar kırılmıyor diye hatırlıyorum. Aynen. İşte en uzununu buldum. Abi reklam bir garip ya. Ben bilmiyorum, çok az reklam verebiliyorum. Şuradan başlayalım. Bana en uzun ağacını ver. Tövbe yarabbim. Buna koyayım, ona mı takıldınız lan? Konteynerin içi boş abi. Konteynerin sadece kapısını kullanabiliyoruz diye biliyorum. Helikopter yaparız oğlum. Hepsini yaparız. Sen rahat ol. Onları yaptım bu arada ben ilk oynadığım zaman. Hatta 3 boss öldürüp onların içinden çıkan özel itemleri de yakaladım da. Kapısını nasıl kullanıyorsun? Galiba vurunca açılıyor ya. Abi özledim seni. Bir haftadır bakamıyorum yayınlara. Spora falan başlamışsın. Kaç kilo verdin? Yani 110 kilodan 103'e düştüm. Şu an 103 kiloyum. İşte bir 95'te falan ağırlık antrenmanlarına başlarım diye hesaplıyorum. Bakalım. Oo, direkt aldım lan onu. Dur dur, öyle yapmayalım. Gerçi aynı bok lan. Bir tanesinden 4 tane çıkıyor. Biz niye burada kırıyoruz ki? Adada kıralım onları. Daha rahat etmez miyiz? Ne bileyim? Bilemedim. Aynı şey. Sonuçta gene kıracağız ya. Daha az yer kaplamaz mı bütün? Aa, gene bir slot kaplıyor. Bir odunu kırdığın zaman da 4 stick ediyor. 4 stick de bir yer kaplıyor. Abi yazın işte, ulaşın. Ben şimdi Hikmet'le bir konuşurum. Oyun serileri için. Montajer'le de konuşurum. Montajer de yardım etsin lan, o kadar para indirdi.
Abi yalvarırım, senin SAM server'ına bir türlü giremedim. Niye giremedin? Ne kadar çok derslere çalışırsam o kadar düşük alıyorum. Arkadaşların hepsi çalışmadan daha yüksek alıyor. Ne yapmalıyım? Düzgün cevap verirsen sevinirim. Oğlum o zaman odaklanmıyorsun yani. Çalışıp da çalıştığını sanıyorsun o zaman. Gerizekalı değilsen, arkadaşların da üstün zekalı değilse sıkıntı sendedir. Yanlış mıyım? Yer doldu yer, o yüzden alamadım. Nerede lan tekne, terse mi düştüm yine? Ağırlıkla daha çok kilo verirsin. Aynen öyle. Ağırlık çünkü kaslar iyileşirken de ekstra kalori yakıyor. Falan filan, neyse. Biliyorum da zaman bulamadığım için ağırlığa bir hedef koydum kendime. O kadar kiloyu ne kadar zamanda verdin? Ya ödem de var onun içinde oğlum. 10 günde falan verdim. Ama ödem de var içinde. 3-4 kilosu ödemdir onun. Videoyu izlemediniz mi lan? O gün zaten 2 litre kola içmişim. Ay geri aldım. Bak bu sefer çok temiz odun topladık işte. Bu bize fayda sağlayacak aga. Koy bunu da devam. Abi videosuna başvuru açarsam ben baş... Abi şimdi bak, millet başvuruyor. Bunu denedik önceden. Kimse bir sikim yapmıyor. Bunu ya tanıdığımla çözeceğim. Ya da bir sürü sorun çıkıyor. Abi diyor okulum var diyor. Evet ben girdim ama diyor. Hep işler yarım kalıyor. Çok sıkıntı ya. Bana adam gibi yapacak eleman lazım. Eleman yanlış oldu. Eleman dediğim. Yayınlara nasıl başladın? Abi lise yıllarında derslerin nasıldı? Nasıldı? Bir sen cevap ver. Sence nasıl olabilir? Nasıldı sence? Oradan bakınca dehşet çalışkan bir çocuk mu görüyorsun? Ya da böyle örnek öğrenci. Hocam merhaba, bugün ödevimi yaptım. Üstelik yarım verebileceğinizi düşündüğüm ödevi de yaptım. Rak gibiydi. 13 tane birim vardı lan. Ama götüm tutuşunca şey yapıyordum. Hemen toparlıyordum. Çok pis kopya çekiyordum çünkü. Ölümüne kopya çekiyordum ama yani. Babam ne demişti bir kez? Amına koyayım demiştim. Hani tamam matematiğin bir gelsin. Ne bileyim tarihin bir gelsin. Sikik dedi, beden eğitiminden nasıl bir getirdin dedi amına koyayım ya. Tövbe. Sizlerin tip oynayıp insanlarını anlatıyor. Abi yani şöyle söyleyeyim. Ben yalan yok. Ders çalışmayı sevmeyen bir adamdım. Fakat okumam da gerekiyordu. Sonra fark ettim ki ben sevdiğim şeyleri yapabiliyorum. Mesela ne o? Coğrafya hocamı çok seviyorum. Çok anaç bir kadındı. Coğrafyam 4 veya 5. Daha az olmuyor. Çünkü dersi derste öğreniyordum. Hocayı sevdiğim için ona hani terbiyesizlik yapmamak adına, saygısızlık yapmamak adına ve keyif de aldığım için dinliyordum. Mesela matematiğim, Namık Hoca. Abi dünyanın en tatlı adamıydı ama matematiğim hep 0.1 amına koyayım. Yani olmuyor, sevmiyorum. Büyük sıkıntı var. Dedim bu hocayı sevmekle de ilgili değil. Ama fiziğim çok iyi. Bir de öyle bir dengesiz ki kimin ya tarihi olur ya sayısalı güzel olur. Sözel tarafım yarım, sayısal tarafım yarım. Yani fizik, biyoloji falan seven bir adamım ve yapabilen bir adamım. Geometri, matematik. E tamam sikimle vurayım yani. Her şey aynı anda mı kırılır ya? Dur. Bizim teknede deri var lan. Onunla adam gibi balta yapalım. Ya eşit ağırlığım işte ama. Ben tasarımcı olmak istiyorum. El yeteneğim var. Çizim yapıyorum. Yaratıcıyım. Sürekli böyle kafam crafting'e meyilli. Ama derslerimi de geçmem lazım. Sonra bir formül buldum. Kalitesiz değil, kaliteli kopya çekmek.
Dedim ben bunun bug'ını bulursam anasını bellerim. Bir takım yöntemlerle. Yaratmak Allah'a mahsus. Aynen kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ne eksik lan burada? İp eksik. Ama kopya yöntemlerimi anlatmam. Ya abi bizim zamanımızda şimdi teknoloji çok daha ilerledi. Bizde teknoloji sıkıntılıydı. Walkman falan vardı amına koyayım. Ben sesimi kaydedip kıyafet içinden kulaklıkla şu şekilde şey yapıyordum. Kopya çekiyordum. Saramıyordum ama mal gibi bekliyordum o cevap ne zaman gelecek diye. 3-4 soru bile yapsan oluyordu. Mesela bu birinci yöntem. Ya uzun kollu şeyler ya. İçeriden kulaklığı buradan getiriyordum. Bileğimden çıkartıyordum. Sınav esnasında kulağıma takıp böyle deli gibi odaklanıp falan. Bir de önceki gün ders notlarından kısaca siktir. Onları anlattırmayın amına koyayım. Yarın beni arayacak ya veliler. Kardeşim sen manyak mısın ya? Çocuk wireless kulaklık istedi. Baba müzik dinlemek istiyorum diye. Adamın dersleri 5'e çıktı. Adamsın. Falan diyorlar alırlar mı? Çisilim hoş geldin. Çisilim ne ya? Banlanıyormuş. Çisilim psikolojik olarak çıktı. Hoş geldin Charmy. Başka taktik ister misiniz? Konuyu değiştir. Başka taktik isteyen var mı? Nasıl kopya çekiyordun anlat. Anlattı ki oğlum. Daha var. Daha yöntemler var. Şeyi çok kullanıyordum. Başka yayına, değil mi? Çisilim dediği için banlanıyor bir başka yayında anladım. D-Live'a geçmiş amına koyayım, oradan anladım. 10 numara atıyorlar. Bu arada bak şu teknoloji bende olsa, o dönemde olsaydı, dur şunu kapatayım. Yok ederdim ha. Lan wireless kulaklıklar var. Şu kadarcık koyuyorsun. Ben hayatımda bir kere kopya çektim ya. Ben her sınavda kopya çektim. Kopya çekmediğim derslerim vardı ama. Bildiğim, anladığım. Mesela matematikten. Sorular belli. Çözüm yok, cevap var amına koyayım. Hoca diyordu ki, Namık Hoca. Oğlum diyordu, nasıl çözdün? Ya hocam diyordum Allah Allah, çözdüm işte. Yazdım, sen sonucuna bak. Eşittir kaç demişsin, sonucu bu amına koyayım. Daha ne istiyorsun? Hep sıfır veriyordu. Yemiyordu yani. Abi ben gözlükle zoomluyorum, mükemmel bir şey. Ebeninki. Belgin Hocam. Biri roman yazdı ya. Sayfa yolladı. Bak koptum oyundan ya. Dur şunları bari tekneye koyalım. Din dersinde Allah affetsin ben de çektim ya. Ama o kopya... Ben genelde zaten kopya kağıtlarını hazırlarken öğreniyordum. Yani birçoğunuz da öyledir. Çünkü normalde gerizekalı gibi kopya çekmek yani kopya kağıdı hazırlamak yerine onu çalışmak için bir köşeye yazsan gene öğreneceksin zaten. Ben kopya kağıtlarını çok minik minik temel şeylerle hazırlardım. O ne kalemdi o? Tıklamalı uçlu kalemin içine rulo halinde koyardım. Bunlar tabii level 1 kopya yöntemleri yani bunlar ucuz yöntemler. Onlarda yakalanma riskim var. Ama kulaklık çok ekmeğini yedim. Yani buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurulur. Beni tekrar liseye koymayın. Yani öyle bilek milek yazma işleri falan geçin abi. Onlarda yakalanma riskiniz çok. Yapmayın o şeyler. Kopya çekmeyin, çalışın. Çünkü çalıştığınız zaman o bilgileri ömrünüz boyunca kullanacaksınız. Ben mesela lisede öğrendiğim her şeyi kullanıyorum hayatımda. Kızlara falan hava yapıyorum. Herhangi bir mekanda otururken işte ne bileyim üçgenin iç açılarından bahsediyorum mesela. Hiçbir sikim aklımda kalmıyordu. Tamam çekmeyiz kulaklık olan. Tamam çekmeyiz kulaklık olan var mı? Oğlum gece oldu ve biz açlıkta ölüyoruz. Ben dönüyorum lan. Ama burada toplanacak çok şey var. Düşün Tuğkan. Bir adadasın.
Ve gece çöktü. Köpek balığı tehlikesi de var. Açsın, susuzsun. O yolculuğa çıkar mısın? O riske girer misin? Girmezsin. Adada hemen kendine bir ortam hazırlar ve uyursun değil mi? Doğru. Niye yapmıyorsun? Yap. Peki kokonatımız yok mu? Fenerimiz de yok. Fener şu elimizde alınıyor mu? Taşırım. Ha. Aa, yemek var. Yemek. Doğru. Teknede yemek vardı. Fulleyelim. Uyandığımızda yeriz. Korkanın çocuğu olmaz. Doğru söylüyorsun. Acaba o korkanın çocuğu olmaz nereden çıktı? Çok merak ediyorum. Aa, vuracak bir şeyimiz yoktu. Kendine bir yer hazırla. Çadırda pompa pompa. Al. Al sana 4 delikli Hindistan cevizi kardeşim. Başarılar. Neyine pompa yapacaksın ıssız adada tek başına? Banlanmayacaksan yazayım mı? Ne yazacaksın? Tamam. Şimdi. Ay Çisil, anlatıyordun. Bir tane kopya çektin. Örnek öğrenci seni. Yaprak lazım. Işığımızı alalım. Al sana yaprak işte. Gitti mi? Ayıp be. Gidiyorum dedi mi? Ben görmedim. Bayağıdır neden yayında değilsin? Özledik. Kardeşim yayın tekrarlarıma bakmıyor musun ya? Kim diyor yayında olmadığımı? Sabah 6'da açıyordum sadece. Stick de lazım. Şuradan bir de stick alalım. Dedi mi? Ay, ayıp oldu ya. Göremiyorum ki. Günümüzdeki teknolojiye göre nasıl kopya çekebiliriz? Abi deli misiniz siz? İnternet var ya. Hassiktir oğlum. Sınır yok ki. Oğlum sistemi eklersin. Sistemi amına koyayım. Ne diyorsun sen ya? Ben olsam şu an kesinlikle... Bir kere soruları çok net. Telefonun başında duran bir arkadaşımı organize eder yollarım. Cevaplarını yazdırır. Bir şekilde kendime ilettirir. Patır patır da yorumlayarak onları yazarım. Şimdi önemli olan burada o kişi kim olacak ki bağlamak kolay. İkincisi telefon teslim ediliyorsa ikinci bir telefon elletmeniz lazım. İş bitiyor. Bir tane ip lazım. Lan! Ne oluyor oğlum? Afiyet olsun kardeş. Lan! Yaşa. Laybo. Oğlum biz oyunu unuttuk ya. Bizim bir çocuk var. Abi ben vallahi yani bak şu an kafamı çok odaklayamıyorum ama. Yani o Walkman taktiğiyle ben bir kere birçok dersten geçtim. Başka bir teknik bulmama gerek yoktu çünkü işliyordu o sistem. Üstümüz falan da aranmıyordu. Telefon dönemiydi tabii. Telefon vardı ama yani telefon dediğinde 3210, 3310 amına koyayım. En fazla 66 çift 0 dönemine denk geldiğimizi hatırlıyorum. Onunla da öyle kafana göre iş yapamıyordun. Ama şu an yani bilmiyorum. Bak sizin için bir düşüneceğim bunu. Teknoloji feci ilerledi ya. Kopya çekememek mümkün değil yani. Her türlü çekersin. Lan oğlum ip niye yapmıyor ya? 4 tane var işte. Yapsana oğlum ipi. Belki burada duruyor. Sıçtık lan su bitti. Ya etek altı bacağı kopya yeter falan. Da şehir, bunları kızlara da yaptırdık. Canım. Yani kızlar yazıyordu biz bakıyorduk. Ama riskli şeyler abi o. Hani en kötü hocam kızın bacağına bakıyordum pardon dalmışım falan diyebilir. Boku yer ama. Ha, ona göre ölüyoruz bu arada ha. Ben dönüyorum artık.
Hazır gelmişken şu yaprakları da toplayayım, öyle gideyim. Aa, kokonat var. Ölmem ölmem, rahat olun oğlum, şu an gaza geldim. İç baba. Oo. Bu bizi biraz tutar. Beyler lafa tutun yazıyor, hadiye bak. Farkındasınız değil mi? İki işi bir anda yapamıyorum böyle bu şeylerle. Aa, ben daha malzeme toplarım ha. Şunları da alayım gideyim. Bunu böyle alamıyor muyum? Tamam, son eşyalar. Hadi bakayım. Şunlardan da topladık mı gideriz. Alsana bir abone moda ya. Dikkatim dağıldı. Sonra muhabbet ya da alma alma boşver. Bebe mi? Ya ben ölmem diyorum. Fark etmez, şu an bir şey yapsam da yapmasam da zaten her türlü öleceğim galiba. Neyse dur, sıçma konusunu şimdi boş verin de. Az siktir, bunlar üst üste biniyormuş lan, unuttum ben o detayı. 4 8. Oha çok iyi. Oğlum bu yaprakları biz öyle toplayalım. Bak bunu direkt böyle alalım abi. Mis. Kopya düşünüyorum bir yandan da. Niye düşünüyorum onu da bilmiyorum. Çalışın. Çalışın lan. Biz de geçtik o zamanlarda. Biz de çalıştık. Kopya yakalanma anım yok lan. Yakalandım kaç defa da hani anlatılacak bir şey değil. Ne yapıyorsun oğlum? Hocam bir şey yapmıyorum. Yakalandım canım 2-3 defa. Ama o zamanlar tecrübesizdim. Sonradan böyle ifadem bu. Bunu böyle bana... Teknede yemek var biliyorum. Abi gün kopya çekiyorum atomikte. Saate bakayım derken hoca bana bakıyormuş. Böyle göğsüm ile kalbim arasında bir yanık oldu. Geldi baktı ki hatta hiçbir şey yoktu. Tamam artık dönüyorum, ağlamayın tamam. Evet şimdi. Kokonat at, istemez. Burada lazım bir şeyimiz var mı? Lazım olacak bir şey. Bence şunu alalım. Dur ya, chest'te daha yer vardır. Of, suyun güzelliğine bak. Dolu. 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 Şuraya koyalım. Tamam. Burası. Şunu al. Oo, ben bu odada takılırım ki daha. He? Ben bu odada chest bulur takılırım ha. İki tane daha chest bulsak var ya, tertemiz olacak ya. Bu ne lan? Pusula. Pusulamızı alıp, pikeks önemli, ona deri harcadık lan. Bunu ver. Pusula ver. Bunu ver. Işık adaya lazım mı? Lazım lan, bunu da alalım. Fener yaparız. Oo, donetleri unuttuk. Okuyorum. Valo, yaptım. Google asistanı konuştu lan benimle. Lan şuraya biz eşyaları atsak bir şey olmaz ki lan buradan. Dur bakayım. Lan? Sizce bir şey olur mu? Bence olmaz. Tamam artık gidebiliriz. Hop! Aman zehirlenme de götünle.
300'e gideceğiz değil mi? Aynen. Düşmedi değil mi bunlar? Düşmemiş. Yelkenler fora bebeğim. Gidiyoruz. Dur oğlum. Hemen hesaplamalarımı yapmam lazım. Yedi ay olmuş vay be, iki oğlum, ay sonra bir çocuğumuz yok mu tekne. Kappa? Oy, içim bir hoş oldu. Makine adada. Selam vermeye gidip kardeşim şu aboneliği iniler misin Klaf? Siz neredesiniz lan? Kordu yok, bir şey yok. Dur reklam basayım. 180 bastım, inşallah gelir. Bu ay çok az gelirim, para kazanmam lazım. Adblock mu? Adblock işlemiyor. Gelmedi mi? Ama niye gelmiyor ya? Herkes bıdır bıdır basıyor ya. Millet para kırıyor ya. Canınız sağ olsun lan. 180 saniye kardeşinize, abinize bir desteğiniz olmuyor be. Vay be. Kutu kutu. Dur 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 dur. At lan at. Ah siktir, ben buraya dalarım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmam lan, buradan çıkacağım. Korkuyorum. İki el rhino. Tamam, bir kutumuz daha oldu. Bu arada kutular çatır çatır oynuyor ha. Yardır baba. Hadi be yazıyorlar ya, öleyim diye bekliyorlar ya. Ölmeyeceğim oğlum. Sen Rab. Siktir, neye çarptın amına koyayım. E ama yani buraya çarptın, bunları nasıl taşıyacağız brocum ya? Şunu yerleştirelim. Az siktir, burası boş kaldı. Sizce oraya bir kutu sıkıştırır mıyız? Ne diyorsunuz? Bence sıkışmaz. Ama sıkışsa ne güzel olurdu ya. Dur bakayım, deneyeceğim. Dik. Wow. Wow. Tamam. Tüh be. Yani şöyle koyarsak olur. Ama o da uçar mı buradan? Bence hiç bok olmaz. Yeni aldığımız chest'in içinde ha bunlar var. Tamam. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Düzene giriyoruz. Dağıldım çünkü. Bence artık şey yapalım. Malzemeleri bir yerde toplayalım ya.
diyorum ki bu da bayağı şey ya. Tamam, onları da koyduk. Sonra deri. Deri. Deriyi şuraya koyalım. Deriler burada dursun. Fener. Koy buraya. Klot. Klot da buraya koyalım. Ya at şuraya, ben bunu koyayım. Bunun için gidelim oğlum. Ne kadar çok dersin içerisinde o kadar düşük alıyorum. Arkadaşların hepsi... Ya siktir git oğlum, bela mısın ya? Sen bence çalışma amına koyayım. Gerçekten boş versen. Bırak okulun okulu. Sivit sat. Ananın amı. Ya abi ya. Sıkıştı onlar orada. Tükürdü ya. Tekne tükürdü amına koyayım. Bravo, bravo. Çok güzel. Çok güzel. Bunları tek... Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Gördünüz mü fırlattığını ya? Verin. Al, bas baba. Bas. Oo. Öf, şekil yap, şekil. Aynen bak. Döndüre. Bu arada iyi oldu ha. İşimize yaradı yani şu olay. Ay ne güzel toplamışız ya. Şimdi kuluçka yat amına koyayım burada. Aa! Kafa gitti arkadaşlar. Gerçekten. Beynim yandı, beynim. Bu arada iyi durumdayız ha, bakma. Yani hem hayatta kalıyoruz, ölmüyoruz, hem de taş gibiyiz. Taş. Şuraya bir kule yapayım mı lan? He? Kule yapalım mı buraya, bir üstüne de asalım şeyi. Her yerden görürüz. Bant. Hammer. Fishing. Kaçıncı gündesin? 14. Aa, bir kasa eksik galiba. Harbi mi lan? Onu mu saydın amına koyayım? Ciddi misin? Ben o tekniği oradan çekeceğim. Orası sıkıntılı yer. Hadi köpek balığı avla. Dur da. Oğlum var ya, yemin ediyorum şurada ya takılırdı ya da basar giderdi amına koyayım. Basar giderdi bak, tutamazdık. Yemin ediyorum tutamazdık. Yok, takılırdı şuraya ya. Bu gemiyi açığa koyacağız. Bak, botla gideceğiz, geleceğiz. Ne o? Bir kasa eksik mi? Yapmayın onu, ne olur yapmayın, bana öyle şeyler söylemeyin. Ha bak, açıldım oradan, çok uzak. Bismillahirrahmanirrahim. Yalan söylüyorsanız var ya, bir söverim. Dön. Korktum. Dön oğlum. Dön, siktir et kasayı, Allah belasını versin kasanın. Bak yalan... Yok, yalan söylüyorlar ya. Öleyim diye yapıyorlar abi. Al. Bir, iki, üç...
4 kasa, 5.yi sıkıştırdık. 5, 6, 7, 8 kasa olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onun içinde ne vardı acaba ya? Bekle, ben o kasayı bulurum. Şöyle yapacağız. Sakiniz. Dön. Dön daha. Aynen. Çevir böyle babacığım. Çevir. Tam olarak... çevir biraz daha. Ananı sikeyim, bu ne karanlık lan? Neden dalmaktan korkuyor? Ne jandarması lan? Eyvallah. Afiyet olsun ya. Teşekkür ederim. Hadi yatalım. Yediymiş. İbne. O kafamızı karıştıran çocuk yüzünden oldu bu. Boyozcum, doğum kutlu olsun kardeşim. Teknemiz nerede lan bizim? On adam gibi park edeyim mi? Kutlarız ya. Reis, bize bir ışık versen. Saat kaç ki ya? Gün doğacak şimdi. Bu karaya takıldığı zaman tekneler yüksek ihtimal baga giriyor. Dalga vurunca sektirip atıyor bunları. Sıkışıyor bile, ya da öyle sıkıştırmayacağız. O da baga sokuyor olabilir. Yani eğer bunların içi doluyken falan öyle atıp da her şeyi kaybedersek çıldırırım. Harbiden kafayı yerim yani. Hadi güneş. Nasıl ya? Ben buradan gidiyorum çünkü burası şey yapıyor, takılıyor. Oo! Tertemiz mis gibi hava. Trafik yok. Fatura yok. İş yok, güç yok. Şu güzelliğe bak ya, yaşarsın ya. Donetler abone... Ölüyordum, okuyacağım şunu.
Bu sefer bu tarafa gidelim. Bak şu ada büyük ada. Büyük adaya gidelim. Köpek balığı var ama. Siktir et lan, ne olacak köpek balığına? Hiçbir şey olmasın.